Şimdi test yaptırmaya gidiyorum. Sabah 9. Maslak Hacı Badem'e. Taksici baba beni aldı sağ olsun. Hastaneye götürüyor. Ateşim falan yok ama gene de tedbiri elden bırakmamak için. Çocukları da uyandırmadım. Tek başıma çıktım gidiyorum. Onlar da birazdan gelirler. Bir şey varsa serum takacaklar eğer şey. Ateş olmadığı için belki boğaz, yani nezle, grip. İnşallah öyle yani. Hacı Badem'den giriyoruz. Tek başımıza. Bakalım içerisi nasıl. Abla nasılsın? Abi. Ne yapacağız? Nasılsın abla? Aha, böyle bir şey yapıyor. Yap. Kafama bir şey tuttu. Ne var? Normal. Ateşiniz normal. Normal? Evet. Yırttık. Ateş normal. Bak, sakin. Sabah 9. Ayşe abla mı? Evet evet. Şimdi Ayşe hocam. Benim Ayşe. Geldi. Ha. Yanında. Nasılsın? Tam vefatı yokmuş. Şu an herhangi bir. Bakıyorum ama herkes mutsuz, üzgün. Maalesef. Maalesef herkes mutsuz. Selam söyle Ayşe ablaya. Benim nörolog Ayşe Kocaman. MS doktorum. O da hemen merak edip telefon açmış. Sigaradandır diyor, içmesin diyor. Merhaba. Ben söylüyorum. Nereye geldik? Gülcihan Hoca'nın odasına, göğüs hastalıkları. Ha, göğüs hastalıklarına geldim şimdi. Bronşlarıma bakacaklar. Ne? Pelin abla da yıllardır benim kahrımı çekiyor. MS hastası olduğum günden beri yanımdan bir gün ayrılmadı Pelin ablam. Allah. Yani neticede ateşin yok, iyisin diyorlar. Maslak Hacı Badem'den bildiriyorum. Ablam diyor ki tomografiye sokacağız seni. Çekmiyorum seni. Tomografide yazıyor şu an. O da artık yorgunluktan ölmüş. Tomografide virüs. Abla seni seviyorum. Ellerin dert görmesin. Metroda şarkı söyleriz. Nerede? Metroda. Metroda şarkı. Mı? Aa, tamam söyleriz. Metro girişinde şarkı söyleriz diyor. Hasta. Kızlar çıldırdınız değil mi? Evet. Allah yardımcınız olsun. Ama Allah'tan MS olduğum için bana verdiği, Ayşe Kocaman'ın bana verdiği ilaç Fincia bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. O yüzden senin. Şimdi tomografiye giriyoruz. Selamünaleyküm. Pelin abla, telefonu vereceğim. Sana güvenebilir miyim? Kesinlikle. Bütün bestelerim içinde.